Merhabalar. Bugün yine karşınızdayız. Bugün biraz daha farklı. Ya bugün Jüpiter'i inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Jüpiter, Venus'u 4,5 milyar yıl önce gazların girdap şeklinde bir araya gelerek oluştuğu düşünülüyor. Ve bu yüzden ona gaz devi de deniyor. Kütlesinin çok büyük bir kısmı gazdan oluşuyor. Bir dakika. Yani kendisi bir atmosfer mi? Hayır değil. Neyse. Ondan sonra Güneş sistemindeki en ağır, en kütleye sahip gezegendir. Ve içinde çok büyük fırtınalar oluşur. Ve o fırtınalar dünyadan da büyüktür. Onun büyüklüğünü başka şekilde açıklayalım Jüpiter'in. Sadece çapı 11 dünya boyutunda. Evet ve onun yanında kütlesi diye bütün gezegenlerin tek başına 2,5 katını kaplıyor. Bence en az hızda dönen gezegendir. Her ne kadar çoğunlukla gazlardan oluşsa bile içinde çekirdek olarak buz, metal, ağır metaller, hafif metal gibi maddeleri de bulundurur. Orada ne kadar böyle nasıl etsen, fosfor, kükürt, karbondioksit, azot, hidrojen, helyum olsa da yani bu nasıl gazı çoğu. O da hava oldukça soğuktur. Eksi 147 ila 167 aslında değilse. Yani eğer gideceksiniz kalın bir şeyler alın üstünüze. Evet ve bunun yanında her ne kadar Satürn kadar belirgin olmazsa da Jüpiter'in de halkaları vardır. Yani tam belli olmaz ama halkalar sahiptir. Bunlardan normal bildiğimiz halka diyelim. Etrafında dönen göktaşı ve 79 adet doğal uydusu vardır. Bunlarla Europa filan denirken daha sonra genel bir isim olarak şey denmiştir. Şey denmiştir. Galileo uyduları. Evet. Ve ondan sonra ise onda çok büyük bir fırtınası var, kırmızı leke denilen. O dünyadan çok daha büyüktür. Ve en az 400 yıldır olduğu biliniyor. Ve o da bir gün 9 saat 15 dakika kadar sizin okula gidiyorsunuz ve gününüzün yarısı gidiyor. Ve bunun yanında Güneş sistemindeki dünyasındaki bütün gezegenler gibi adı mitolojik kişilerden almıştır. Mesela bunun adı Jüpiter'di. İstediğim gibi dünyasındaki tüm Güneş sistemindeki gezegenler böyle. Bu da Mars'tı. Ares'te deniyor. Aynen. Ve yer çekimi dünyanın 20 katıdır. Yani 20 kat daha fazla baskı hissedersiniz üstünüzde. Ve büyüklüğünden, kütlesinden, kütle çekiminden dolayı dünyamıza gelen gök taşlarının büyük bir kısmını kendine çekerek dünyayı korur. Olmasaydı şu ana kadar bayağı bir gök taşı üstümüze gelip bizi öldürebildi. Ve bunun yanında asit yağmurları da çok büyük güç ve tahdit edicidir. Biz dünyadayız ve o da bizi dünyaya gelen tehlikelerin çoğunluğundan koruyor. Bunun değerini bilin.